Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurmay yayınları fenomen fasükür serisi 6. fasükür e, test 4. dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıda birim kare zemin içerisine doğru parçaları çizilmiştir. buna göre aşağıdaki uzunlukların hangisi birim cinsinden bu doğru parçalarından birine ait değildir diye soruyor. Aşağıda burada birimler sayabilmek için gençler ne yapmamız lazım? Bunları şöyle dik üçgenlere çevirelim. Dik üçgende gençler Pisagor bağıntısını kullanarak bunların uzunluklarını hesap edeceğiz gençler. İlk, çubu, ilk çizgimiz gençler. Buradaki ilk doğru parçamızın bakın kenarları 2 birim. Yani dik kenarlar 2 birim ise hipotenüs gençler. Buradaki kenarımız bu e, dik kenarların karelerinin toplamının kareköküne eşit gençler. Eğer ben buraya A dersem A karenin değeri 2'nin karesi artı 2'nin karesinden buradan A kare gençler 4 artı 4 A'nın karesi 8'dir. A da gençler buradan kök 8'dir. Kök 8 yanıtını gördüğünüz gibi nerede görüyorum? A seçeneğinde görüyorum. İkinci şeklimizde gerçek Pisagor bağıntısından gerçek. Burada hipotenüs B dersem 1'e 2 Hadi B'nin karesi karesi ile 2'nin karesinin toplamı eşittir. B kare gerçek 1 artı 4'ten B'nin karesi 5'tir. Halde B de kök 5'e eşittir. Buradan B'nin kök 5 olması gerekiyor. E, cevaplarda kök 5 yanıtımız yok gençler. E, devam edecek olursak şuradaki kenarımıza C dersek 2'ye 3'lük kenar gördüm. Hadi C'nin karesi C'nin karesi artı 3'ün karesinden C kare gençler 4 artı 9'dan C'nin karesi 13'e eşittir. C de buradan kök 13'tür. Bu da kök 13 gençler. Bunu da nerede görüyoruz? Evet. C seçeneğini görüyoruz. Diğer üçgenimizde gençler. Buraya D diyecek olursam. Bakın 1'e 3 gördüm. Hadi D'nin karesi. 1'in karesi ile 3'ün karesinin toplamı eşit. İşte D kare 1 artı 9'dan D'nin karesi ona eşit diye buradan da D'nin değeri kök 10'dur. B seçeneği elde ediliyor. Gördüğünüz gibi gençler denizli seçeneği herhangi bir evet doğru parçasının uzunluğu değildir diyoruz. Devam edelim sevgili gençler bir sonraki sorumuza geçelim. Yukarıdaki birim kareli zemin içerisine bir bir beşgen çizilmiştir. Buna göre aşağıda birim cinsinden verilen uzunluklardan hangisi bu beşgenin bir kenar uzunluğu olamaz diyor. Gençler yani az önceki sorumuza benziyor. Hadi doğru parçalarıyla bunları dik üçgenlere çevirelim gençler. Evet gençler. Kenarlarımız 1'e 2. 3'e 2. 3'e 2. 1'e 3 gençler. O halde buradan başlarsam gençler. Buraya x dersem. X'in karesi. X'in karesi ile 2'nin karesinin toplamına eşit. Burada x kare. 1 artı 4'ten. X'in karesi 5 ise gençler. X'in değeri kök 5'tir. Kök 5 yanıtı var gençler. 2 ile 3 olsun gençler. Buraya da y dediğimiz düşünelim. Hadi y'nin karesi. 2'nin karesi artı 3'ün karesinden. Y'nin karesi 4 artı 9. Gördüğünüz gibi y kare 13'e eşitse y de gençler kök 13'tür. Kök 13 yanıtında gördük. Ee, 1 ve 3 alırsak gençler. Yani şuraya da z dediğimiz düşünelim. Hadi z'nin karesi. Z'nin karesi artı 3'ün karesinden. Z kare 1 artı 9'dan gençler. Z'nin karesi 10'a eşittir. Z'de kök 10 olur diyoruz. Evet B seçeneği elde ediyoruz gençler. Hadi gördüğünüz gibi denizli seçeneği et herhangi bir kenarın uzunluğu olamaz diyelim. Evet üçüncü sorumuzda devam edelim. Yukarıda verilen ölçülere göre A, B, C, E karesinin alanını istiyor gençler. Öncelikle buradaki EC C uzunluğu X diyecek olursak gençler. Kötünüzü uzunluğumuz 10. Hadi X'in karesi artı 5'in karesi. Hipotenüsün gerçi 10'un karesine eşit. Buradan x kare artı 5'in karesi 25'ti. Eşittir 100 dersem. X'in karesi 75'e eşittir. X de gençler buradan kök 75'tir. Buradaki o halde gençler bir kenarımız kare kök 75. Kare olduğu için gençler kare kök 75'in karesini alacağım. Kare ile kare kök birbirini götürür. 75 Evet santimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı denizli seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet devam edelim dördüncü sorumuza geçelim. Aşağıda koordinat sistemi üzerinde iki nokta verilmiştir. Buna göre AB doğru parçası gençler. AB'nin uzunluğu kaç santimetredir diyor. İşte A'dan B'ye bakın en kısa uzunluğumuzu şöyle çizelim. Daha sonra bunu hesap edebilmek için dik üçgene çevirelim gençler. Yatayda gençler bakın burası 4'tü. Burası eksi 2. 4 ile eksi 2 arasındaki fark gençler 12'dir. 4 ile eksi 2 arasındaki uzaklık 12. Burası eksi 3'tü gençler. Burası 2 idi. O halde eksi 3 ile 2 arasındaki mesafe de 5 birimdir. Gençler bakın 5, 12 oldu. Dik kenarlarımız. 5, 12, 13 özel üçgenimiz vardı. O halde AB uzunluğu gördüğünüz gibi 13 santimetredir diyoruz. Ve 13 yanıtına boru seçeneğinde işaretliyoruz. Beşinci sorumuzda aşağıda alanları içlerinde yazılı 3 tane kare görseldeki konumda verilmiştir. Bu karelerin etrafına görseldeki gibi gergin kırmızı renkli ip çekilmiştir. Buna göre ipin uzunu kaç santimetredir diyor. alanı 49 ise bir kenarı 7'dir. Alanı 16 ise gençler şu kenarımız 4 kenarlarımız 4'tür. Ya e, alanı 9 da bu kenarlar 3'tür gençler. Evet gençler şimdi şöyle başlayalım. E, sevgili arkadaşlar bakın şurada 3 4'ü görüyorum. O halde buradaki kenarımız 3 4 5 özel üçgenden 5'tir gençler. E burası 4'tü gençler. E şuraya geldiğimiz zaman şunun tamamı 7 idi. 7'den 4'ü çıkartırsak gençler buraya 3 kalır. Burada da yine 3 4 5 özel üçgeninden bu kenarımıza 5 olur. E şu yuvarlak için aldığımızda en son toplayacağız gençler. E gençler yine bakın burası 7 idi. 7'den 3'ü çıkarttık. Buraya yine 4 kalır. 3, 4, 5 özel üçgeni görüyorum. Bir de gençler şu 7'leri toplayacağım. Normalde ipin uzunluğu için 1, 2 tane 7'miz var. 2 çarpı 7 artı. 1, 2, 3 tane gençler 5 var. 3 çarpı 5 1 tane 3 var gençler. 1 tane de 4 var. Evet gençler düzenlersem gençler 2 kere 7 14 artı 3 kere 5 15 7 3 daha da gençler pardon, 3 4 daha da 7 yapar 14 15 daha 29 7 ile toplarsak da 36 santimetre olur sorumuzun yanıtı A seçeneği olur diyoruz. Bir sonraki soruyla devam edelim. Çember şeklindeki ip 3 adet raptiye ile bir dik üçgen haline getirilmiştir. E buna göre çember şeklindeki ipin yarıçapı kaç santimetredir diye soruyor. Arkadaşlar bakın üçgen üzerindeki verilen değerler desimetreydi. O halde ben bunları santimetreye çevirsem 2 desimetre cm, 20 santimetredir. 2,5 desimetrede 25 santimetredir. Arkadaşlar bakın buradaki dik üçgende 3 4 5 özel üçgeni görüyorum. 25 hipotenüslü gençler bakın 5'in 5 katıdır. 4'ün 5 katı 20. O halde diğer kenarda gençler 3'ün 5 katı 15'tir. O halde burada gençler çevre uzunluğumuz 15 artı 25 artı 20'den 60 santimetre gençler. Bu aynı zamanda evet buradaki çemberin çevresi gençler. Bir çemberin çevresini 2 çarpı pi çarpı r ile hesap ediyorduk. Evet bunu 60'a eşitlersem 2 çarpı 3 çarpı yarıçap çap 60 gençler 6 R 60 ise yarı çap uzunluğu 10 cm olur diyoruz. Evet, bunu da Ceyhan seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet, 7. sorumuzda aşağıda 3'er adet çubuk gruplandırılarak verilmiştir. Buna göre hangi gruptaki çubuklar ile bir dik üçgen elde edilemez diye soruyor. Gerçekten bu tarz soruları bize veren değerleri mutlaka karelerini alalım. 2 iki küçüğün toplamı büyüğe eşitse gençler e bu dik üçgendir diyeceğiz. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25. 9 ile 16'ın toplamı 25. Bakın 25'e eşittir. O halde bu bir dik üçgendir. 3'ün karesi gençler 9. 2 iki kök 2'nin karesi 8 yapar. 1'in karesi 1. Evet, 1 ile 8'in toplamı 9'dur gençler. Bakın 9 dokuz 9'a eşit olduğu için evet bu da bir dik üçgendir. 2 kök 15'in karesi gençler. 2 2'nin karesi 4. 15'in karesi 15. 4 kere 15 60'tır. 4 kök 2'nin karesi 32. 2 kök 3'ün karesi de gençler. 4 çarpı 3'ten 12'dir. İkisini toplarsam 32 12 daha 44 yapar. Gençler i̇şte bakın 44 60'a eşit olmadı. Bundan dolayı bu bir dik üçgen değildir. O halde sorumuzun yanıtı gördüğünüz gibi Ceyhan seçeneğidir. E hemen dördüncü gruba da bakalım. Kök 5'in karesi 5. Kök 12'nin karesi 12. Kök 17, 17. Kareleri gençler İkisinin toplamı 17 olduğu için bakın e, burada gençler hipotenüse yani büyük olan kenara eşittir. O halde bu da bir dik üçgendir deriz. Yukarıda birim kareleri ayrı, e, bölünmüş ABCD karesinin alanı 64 cm kare olup B ve D köşeleri çemberin merkezidir. Buna göre çemberin üzerinde e, alınan iki noktanın birbirine uzaklığı en çok kaç santimetredir diye soruyor. Gençler karenin alanı 64 ise şöyle bir kenar uzunluğu. 8'dir gençler. Bakın o halde buradaki karelerimizin de e, küçük karelerine gençler birer kenara gördüğünüz gibi 2'dir. Bu gençler aynı zamanda dikkat edersek yarı çapı eşit. Neyse şimdi sevgili gençler iki çemberin uzun, e, üzerindeki en uzak noktalar bu şöyle köşegenlerden geçer. bunlar en uzak noktadır gençler. O halde önceki BD uzunluğuna bakacak olursam gençler. Şu uzunluğumuzun tamamı 8'di. Burası 8'di. BZ uzunluğuna gençler. BD'ye X dersem. X'in karesi 8'in karesi artı. 8'in karesinden. X kare 64. 6 64. X'in karesi 128'den x gençler buradan kök 128'dir. E, kök 128'de 8 kök 2 olarak yazarız. Sevgili gençler bakın burada en uzak iki noktamız gençler şuralar. E dikkat ederseniz bunlar da yarı çap gençler. Yani buralarda ikişer birimdir. ve ikişer santimetredir. O halde iki nokta arasındaki uzaklık için 8 kök 2'yi 2 iki tane 2 ile toplarsam 8 kök 2 artı 4 olur. İki nokta arasındaki uzaklık diyorum. Ve A seçeneğini işaretliyorum. Evet aşağıda verilen e, üçgenlerden hangisi geniş açılı bir üçgendir diye sormuş. Şimdi gençler eğer dik açılı üçgen olsaydı hipotenüs gençler mesela a'nın karesi e, c'nin karesi olsun ve hipotenüs c olsun gençler a kare ile b kare c kare eşittir bu dik e, dik açılı üçgen gençler. Şimdi gençler eğer geniş açılı üçgensem a kare ile B karenin toplamı sevgili gençler. A kare ile B karenin toplamı ne olması gerekir arkadaşlar? C kareden küçük olması gerekir. Evet, A kare ile B karenin toplamı eğer C kareden küçükse gençler ne diyoruz? E, burada geniş açılı bir üçgendir. Yani şöyle düşünelim gençler. Şuradaki mesela dik üçgen olsaydı bakın gençler buradaki uzunluğumuz sabit kalsın. Buraya A buraya B dediğimiz düşünelim buraya C, D, C diyorum. Gençler, eğer geniş açılı üçgense A kare ile B karenin toplamı gençler. Bakın şurası büyüyecek. Yani C gençler burada dikkat edersek büyümüş olacak. ama C kare daha fazla olması gerekir deriz. Peki verilenler gençler. Bakın 6, 8, 10 üçgenin de bu dik açılı bir üçgendir. 7, 24, 25 gençler dik açılı üçgendir. Şimdi B'ye baktığımız zaman 5, 6 ve 10'a bakıyorum. 5'in karesi artı 6'nın karesi e diğer tarafta gençler 10'un karesi dersem. 5'in karesi 25 artı 36. 10'un karesi 100'lü gençler. 25 36 da 61 yapar. 61 100'den küçük olduğu için. Evet bu geniş açılı bir üçgendir. Evet gençler gördüğünüz gibi. Bu seçeneği de doğru yanıttır deriz. E şimdi D'ye baktığımız zaman gençler 6 8. Bakın dik açılı üçgen olsaydı burası olurdu. Gençler demek ki bakın ondan kısa olduğu için buradaki açımız dar açıdır diyelim. Evet gençler buradan da gördüğünüz gibi boru seçeneği doğru yanıttır dedik. Evet, 10. sorumuzda aşağıda eş dikdörtgenlerden 4 tanesi bir araya getirilerek yeni bir dikdörtgen oluşturulmuştur. ABCD dikdörtgenin BD köşesinin köşegeninin uzunluğu 5 kök 2 cm olduğuna göre eş dikdörtgenlerden birinin alanı kaç santimetredir diyor. Gençler şöyle kısa kenarlarımızı A dersek Uzun kenar gençler 3A'dır. O halde 3A ve A olarak yazdım. BD köşegenini çizelim gençler. Gençler bakın burada oluşan üçgene baktığımız zaman bir kenarı 3A diğer kenar gençler 4A. O halde hipotenüs uzunluğu gençler 5A olması gerekiyor. Bu 5A'nın da 5 kök 2'ye eşit olduğunu söylemiş. Gençler 5A 5 kök 2'ye eşitse her iki taraftan 5'ler gider. A'nın değeri kök 2'dir. Bizden gençler dikdörtgenlerden birinin alanı istediği. Gençler bakın bir kenarı 3A diğeri A'ydı. Alan gençler 3A çarpı A'dan 3A kare yapar. Burada A yerine kök 2 yazarsam 3 çarpı kök 2'nin karesi kare ile kare kök gider. 3 çarpı 2'den 6 santimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı ve A seçeneği doğru yanıttır deriz. Evet 11. sorumuza bakalım. Evet, yukarıda verilen karenin ön yüzünün alanı 324 santimetre ve ikiz kenar üçgenin eş olan kenar uzunlukları 15 santimetredir. bakın şuralar 15 santimetre. karenin üzerine yukarıdaki gibi konulduğunda üçgenin K noktasının K köşesinin BC kenarının olan uzaklığı kaç santimetredir diyor. Gençler bakın buradan. Buradaki uzunluğu istiyor. Gençler karenin alanı 324 bir kenarı 18'dir. Burası 18. Ya şu kenarımız gençler 18. şimdi sevgili gençler ikiz kenar üçgende biliyorsunuz yükseklik aynı zamanda açı ortaydı. Aynı zamanda kenar ortaydı. O halde 18'i bakın 2'ye bölersem gençler buralar 9'dur. O Bu halde 9 da gençler buradaki yüksekliğimiz 3, 4, 5 üçgeninden 15 var. 3'ün 3 katı 9 var gençler. O halde 4'ün 3 katı 12'dir. Bakın Buradaki yüksekliğimiz 12'dir. Toplam uzunluğu bulabilmek için gençler 18 ile 12 toplanır. Ve gördüğünüz gibi 30 santimetre yanıtı sorumuzun cevabıdır diyoruz. Ve bunu da Ceyhan seçeneğinde işaretliyoruz. Evet gençler. Bu sorumuzla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.